Herkese merhabalar diliyorum. Test 49'a geldik arkadaşlar. Test 49'un konusu dijital yetkinlik, yani modül 8'in konusudur. Toplamda 7 soru var. Arkadaşlar eğer ki özellikle istediğiniz, kendinizi biraz daha az yetkinlikte hissettiğiniz konular ya da modül varsa bana yorum kısmına yazın. Bu konuyla ilgili olarak daha fazla video çekebilirim. Yani belirli bazı konularımız daha ağır, belki daha çalışması zor olabilir. O konuyla ilgili olarak ya test ya da konu anlatımı videoları çekebilirim. Bu konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Evet, hemen birinci sorumuzla başlayalım. Basit bir soru. Mutlaka da aslında bilmeniz gereken sorulardan bir tanesi. İlk dijital eylem planı hangi yıllar arasında uygulanmıştır? Bu soruyu birçok yerde de aslında görebilirsiniz. Evet, 2018-2022 yılı mı? B 2015-2018 yılı mı? C 1998-2000 yılı mı? D 2019-2021 yılı mı? E 2018-2020 yılı mı? Baktığımız zaman cevabımız Edirne. Unutmayalım, önemli bir soru. İlk dijital eylem planı ne zaman, hangi yıllar arasında konmuştur? 2018'de 2020 yılında, yani cevap Edirne. İkinci soru, siyasal, toplumsal, ekonomik amaçlar doğrultusunda örgütlerin interneti örgütlenmek, fikirlerini yaymak ve kitle yaratmak için kullanılmasına ya da kullanmasına ne denir? A. Siyasal örgütlenme. B. İnternet gazeteciliği. C. Kitle iletişim. D. Sanal topluluk. E. Dijital aktivizm. Evet, hangisidir? Adı üstünde baktığımız zaman kitle yaratmak, fikir yaymak için kullanılıyorsa bu Edirne, yani dijital aktivizme girmektedir. Cevap Edirne. Üçüncü soru. Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital okuryazarlık öğretmen kılavuzu kitabına göre hangisi dijital okuryazarlık becerilerinden düşünme becerileri arasında yer alır? A. Analiz etme. B. Sosyal sorumluluk. C. Ahlaki değer. D. Hukuk okuryazarlığı. E. Bilimsel bakış açısı. Düşünme becerilerinin diye baktığımız zaman aslında burada da bir mantık yürütebilirsiniz. Sosyal sorumluluk girmiyor. Ahlaki değer girmez. Hukuk zaten girmez. Ya A ile ya E arasında kalacaksınız. Burada bizim en önemli şeyimiz düşünme kavramı ortaya çıkarsa analiz, yani A şıkkı analiz etme ortaya çıkmaktadır. Cevap Adana. Evet, uzun bir sorumuz. Yani hemen şunu da çekeyim aşağıya. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Yine dijital yetkinlikle ilgili olarak. Dijital beceri, birinci cümlemiz. Dijital beceri günlük yaşamda bir sorunu çözmek için bilgi teknolojisi becerisini kullanma ve uygulama yeteneğidir. 2. Dijital beceriler bilgileri yönetmek, iletişim kurmak, sorunları çözmek ve içerik oluşturmak için donanım ve yazılım kullanma becerisi gibi temel becerilere hakim olmayı gerektirir. Üçüncü cümlemiz, dijital okuryazarlık adından da anlaşılacağı üzere bilişim teknolojilerini etkili, verimli ve güvenli olarak kullanabilmek için gerekli minimum yeterliliklere sahip olmak demektir. Evet, üç cümle okudum. Uzun cümlelerimiz, tekrar okuyamıyorum. Evet, bakalım. A'da diyor ki 1 ve 2 doğru. B'de diyor ki 1, 2, 3 ya da hepsi doğru. C'de birinci cümle doğru sadece. C'de sadece ikinci cümle doğru. E'de ise ikinci ve üçüncü cümle doğru. Baktığımız zaman zaten hepsini de kitaptan almıştım. Hepsi doğru. Bu konuyla dijital beceriler kısmından almıştım bu soruyu. Yani cevabımız Bursa, hepsi doğrudur. Evet, beşinci sorudayız. Martin Gezer ve Wang tarafından dijital dünyada görev yapmak için sorumlu olunan dijital alışkanlıklardandır şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Unutmayın, Martin Gezer ve Wang tarafından dijital dünyada görev yapmak için sorumlu olunan dijital alışkanlıklar hangi kavramla ifade ediliyor? A. Dijital okuryazarlıkla mı? B. Dijital vatandaşlıkla mı? C. Dijital dönüşüm mü? Dijital çağ mı? E. Dijital ayak izi mi? Baktığımız zaman bu tamamıyla
Dijital dünyada diyorsak görev yapmak sorumluluk. Tabii ki Bursa, yani dijital vatandaşlıkla örtüşmektedir. Cevabımız Bursa. Altıncı soru uzun bir soru. Ülkemizde bu yeni dönemin paradigma değişimlerini, küresel rekabette daha güçlü olmayı, sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı ve toplumsal refah artışını sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji hazırlanmıştır. 5 ana bileşenden oluşan stratejik bir yapı esas alınmıştır. Bu 5 ana bileşenden hangisi yoktur? Bakalım. Yüksek teknoloji ve inovasyon, dijital dönüşüm ve sanayi hamlesi, girişimcilik, beşeri sermaye, altyapı ve dijital vizyon. Baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, toplamda 6 tane kelime grubumuz var. Bileşen var, bir tanesi fazla. Bu fazlalık hangisidir? A. Dijital vizyon mu? B. Girişimcilik mi? C. Dijital dönüşüm ve sanayi hamlesi mi? D. Beşeri sermaye mi? E. Altyapı mı? Baktığımız zaman yüksek teknoloji ve inovasyon var, dijital dönüşüm ve sanayi hamlesi var, girişimcilik var, beşeri sermaye var, altyapı var, dijital vizyon yoktur. Cevabımız Adana. Dijital vizyon yok. 7. Evet, basit bir soru. Bunu da bilelim. Avrupa Birliği Dijital Eylem Planı hangi yılları kapsar? 2008-2022 yılı mı? B. 2021-2027 yılı mı? C. 2020-2026 yılı mı? 2015-2020 yılı mı? E. 2018-2024 yılını mı kapsıyor? Avrupa Birliği bu Erasmus projelerinden arkadaşlar bir dönem dönem 7 yıllık döneme gitmekte. Dijital eylem planları aynı şekilde 7 yıllık hazırlanmakta. Yani 2021-2027 yılını kapsamaktadır. Cevabımız Bursa. Toplamda 7 sorudan oluşan dijital yetkinlik konusunda hazırladığım sorularımın sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atıp birçok arkadaşıma ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Kanala da abone olursanız tekrar videolar geldiği zaman size uyarı gelecektir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım 7'de 7 yapmışsınızdır. Yorumlarınızı, en azından kaç tane doğru yaptığınızı yorum yaparsanız sevinirim. Bir de özellikle istediğiniz hangi modül ya da hangi konuda zorlanıyorsanız yazın, o konularla ilgili olarak ilk öncelik olarak o konularla ilgili video çekerim. İster test olsun, isterse konu anlatımı olsun. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmak istiyorum. Herkese kolaylıklar diliyorum. İyi günler.